أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün ibadette ölçülü olmak. Bu bölümdeki ilk hadisimiz 142 no'lu hadis. وَعَنْ عَائِشَةَ Hazreti Ayşe'den gelen radıyallahu anha, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Annemiz, müminlerin annesi anlatıyor. اَنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem دَخَلَ عَلَيْهَا yanına gelmiş. Hazreti Ayşe anlatıyor, annemiz diyor ki Hazreti Peygamber yanıma geldi, eve geldi. وَعِنْدَهَا اِمْرَأَةٌ o esnada Hazreti Ayşe'nin yanında bir kadın var. قَالَ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girince dedi ki مَنْ هَذِهِ kim bu kadın? Belli ki kadın o esnada görünüp tanınacak durumda değil. Çünkü görünüp tanınacak durumda olsa yahut Allah'ın Resulü'nün bildiği bir kimse olsa, teşhis edebilse sormaz ayrıca. Dedi ki men hâzihi, kim bu kadın? Kâlet, Hazreti Ayşe annemiz dedi ki hâzihi fulânetu, bu falanca kadındır. Ve onu tanıttı Resulullah'a, şöyledir, böyledir diye ve en önemli özelliği olarak da tezkuru min salatiha, bu kadının nasıl namaz kıldığını anlattı. Şöyle namaz kılar, böyle namaz kılar, böyle böyle namaza düşkündür diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilgisini çekeceğini düşünerek anlattı. Yahut değerlendirmesine sunmak üzere anlattı. Bu kadın böyle böyle namaz kılıyor diye. O kadar çok namaza dair düşkünlüğünü ve nedenli çok namaz kıldığını Allah'ın elçisine ifade etti ki annemiz Hazreti Ayşe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları duyunca kâle buyurdu ki meh, dur hele, tamam. Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe annemizin bu kadının namazına dair anlatımlarına daha fazla devam etmesine müsaade etmedi. Meh, hele bir dur. Aleykum bima tutikuna, takatiniz ölçüsünde yapın. Böyle ölçüyü aşacak, takatinizi zorlayacak şeylere girişmeyin dedi. Bu hanımefendinin üstelik meşru bir ibadet olarak, yani Resulullah'ta örneğini gördüğümüz, bildiğimiz, hem farzıyla hem nafilesiyle zaten meşru olan bu ibadetin belli ki burada bir çerçeve aşımı yok ama belli ki bir doz aşımı söz konusu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çok güzel maşallah deyip beğeneceğine meh aleykum bima tutikuna demiş. Tamam tamam anladık. Takatiniz ölçüsünde yapın. Fevallahi Allah'a yemin olsun ki la yemellullahu hatta temellu. Allah Azze ve Celle bıkmaz. Yani siz böyle yapa yapa Cenab-ı Hakk'ı bıktırıncaya kadar yapmayı düşünüyorsanız böyle bir şey olmaz. Bu işin sonunda bıksa bıksa siz bıkarsınız. Hatta temellu. Siz bıkınca da hoş olmaz. Cenab-ı Hakk'a kulluktan bıkmaya, yüksünmeye dair emareler üzerinizde gözükmesi, yorgunluğa dair emarelerin üzerinizde gözükmesi, artık bu işin size zor geldiği, ağır geldiğine dair belirtilerin ortaya çıkması, bu hoş bir şey olmaz. İşte o zaman Allah Azze ve Celle katında daha kötü bir manzara ortaya çıkar. O bakımdan ölçüye dikkat edin. Ölçüyü zorlayarak böylece içine gireceğiniz sıkıntılardaki o nahoş resime yol açmayın. فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَّى تَمَلُّ demiş Allah'ın Resulü. Bu denli belki hanımefendi açısından o esnada yani beklenmedik olabilir. Belki onun için
çok da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beğenisini efendim, hatta belki ona teveccühünü beklediği bir anda buruk ve sönük de kalmış olabilir. Ama Allah'ın Resulü ümmetine ölçüyü öğretmek adına o esnada bunu göze almış. Demiş ki böyle yapmayın. Takatinize, ölçüye dikkat ederek hareket edin. Zorlanacağınız, bıkacağınız süreçlere girmeyin. Ve şöyle devam etmiş. وَكَانَ اَحَبُّ الدِّينِ اِلَيْهِ مَا دَوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ Allah'ın katında Cenab-ı Hakk'ın sevdiği din, kulun devam edebildiği, sürdürülebilir kıldığı, sürdürebildiği dindir. Onu da genel olarak Allah'ın Resulü'nden biliyoruz ki اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ Az da olsa devam edebilmesi, sürdürebilmesi, sürekli yapabilmesi. O bakımdan bunun optimum ölçüsünü, yani Cenab-ı Hakk'ın وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ben işte bu İslam'ı sizden din olarak kabul ediyorum, razı olacağım din işte budur diye tamamladığı gün, ki bunu Resulullah özelinde tamamladı, buna uygun olursa hoş olur, güzel olur, hem kul açısından hafif olur, kolay olur, hem de maksimum sevaba, en üst noktaya kişiyi yükseltir, terakki ettirir. Bunun çerçevesini aşar olmayan uygulamaları dine dahil etmeye çalışır yahut olanlar üzerinden dozu aşarsa, Resulullah'ın yapmadığı kadar yaparsa, bunlar daha iyiye, daha güzele, daha üste kulu taşımaz, tersine aşağı indirir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin muradı, razı olacağı din, Resulullah üzerinden uygulatarak gösterdiği dindir. Nitekim Kur'an'ın son ayetleri nazil olduğunda Cenab-ı Hak böyle tarif etti. İşte ben bugün size اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ اَكْمَلْتُ ikmal, yani kamil dediğimiz, yani en iyi hali. Bu bir resim olsa buna bir fırça daha artık vursanız bozulur. Bunun boyasına biraz daha katsanız daha iyi olmaz, kötüleşir. En iyi hali kemal böyle bir şeydir. Cenab-ı Hak bugün sizin dininizi kemale erdirdim diyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Bundan daha iyisi olmaz. Buna ekleme çıkarma yapamazsınız demektir. Bozulur, daha kötü olur. Çıkarsanız da daha kötü olur. Ekleyip bir şeyleri artırsanız da daha kötü olur. Bunun en kamil hali Resulüme öğrettiğim halidir. Ve Cenab-ı Hak dahasını söyledi. Bu ancak razı olduğum şekli budur. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Şu demek, başka türlüsüne razı olmam. O bakımdan sünnet-i seniyye, Resulullah'ın uygulamaları vahyin gölgesinde gerçekleşmiş ve İslam dini açısından vazgeçilmezdir. Başka uygulamalar, ayetleri farklı yorumlayarak başka uygulamalara dönüştürmek yahut var olan uygulamalardan başka uygulamalar türeterek dini kabartmak, çoğaltmak, Cenab-ı Hakk'ın kolaylık dinini zorluğa doğru çekip çevirmeye çalışmak Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir süreçtir. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu rivayette okurken hanımefendiyi biraz da hani boşa mı düşürdü, o kadar da çok namaz kılıyormuş, onu bir taltif etseydi, ona güzel şeyler söyleseydi, ki Allah'ın Resulü normalde güzel konuşmayı, güzel şeyler söylemeyi ve iltifatı hayatının esası olarak yaşayan bir kimse. Ama konu dinle alakalı olunca bir kimseye iltifat edeyim diye dinin genel mahiyetine, ki o da önceki sohbetlerimizde konuştuk, İmam Nevevi'nin bu bölümün girişine koyduğu ayetler. Dinin temel mahiyeti kolaylık dini. Yuridullahu bikumul yusra. Buraya bir zarar gelir, buraya bir gölge düşer endişesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımefendiye iltifat edememiş, güzel şeyler söyleyememiş, hakkı söylemeyi tercih etmiştir. Duyurdu ki, meh, hele bir dur. Aleykum bima tutikuna, takatiniz
ölçüsünde davranın. Favallahi la yemellullahu hatta temellu. Fazladan yapmaya şeytanın bizi çektiği, zorluğa şeytanın bizi çektiği, Resulullah'ın yaptığı çerçeveyi aştığımız yahut dozunu geçtiğimiz her anda Allah'ın Resulü'nün o çağlar ötesinden bu uyarısını hatırlayalım. Bu süreç bizi bıkkınlığa götürür ve bir bakmışsın Allah Azze ve Celle'nin memnuniyetini umarken kaybedenlerden olmuşuz. Halkımız bunu anlatan çok güzel bir deyim ifade etmişler. Daha fazlasını yapayım, ekstradan bir şeyler olsun derken, yani kaş yapayım derken, maazallah kişi göz çıkarabilir. Böylece Cenab-ı Hakk'ın daha fazla rızasına kavuşayım derken, Cenab-ı Hakk'ın sakatına, yani öfkesine ve gazabına uğrayabilir. Çünkü nebevi sünnetten ne çerçevesi ne de dozu itibariyle ayrılmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu okuduğumuz rivayet hem İmam Buhari'nin sahihini aldığı hem İmam Müslim'in sahihini aldığı muttefakun aleyh, yani en güçlü sahih hadislerden bir tanesidir. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki Hadis Sohbetleri programında beraber olmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.